Herkese merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür video atamıyordum. En son nişanla ilgili bazı gelişmeler olacak diyordum ki zaten karar verdik. Nişan tarihimizi belirledik. Çeyizlerimi göstermeden nişan tarihimizi de söyleyeyim. Bundan sonraki videolar nişan hazırlıkları ile ilgili gelecek. Nişan tarihimiz Allah'tan bir şey olmazsa 2 Temmuz Cuma günü saat 6.30'da. Yarın izleyeceğiniz videoda davetiyeleri, aldığımız yüzükleri birlikte paylaşacağım. Tabii o sırada başka hazırlıklar yaparsak onları da sizinle paylaşacağım. Hep beraber nişan elbisesi, nişan ayakkabısı, yani nişanda yapmamız gereken her ne varsa onlara beraber bakacağız. İlk çeyize başlayacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bir unuttuğumu düşünmüştür. Miray, eğer beni buradan izliyorsan ilk olarak videoya seninle başlamak istedim. İlk çeyizim olarak onun bana hediye ettiği ürünü sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen açayım, size de göstereyim. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim Miray. Çok sağ ol. Zevkin de çok güzelmiş bu arada. Kapağı bir şekilde. Servis tabağı da bu şekilde. Fırın kabı büyük bir ihtimalle. Aslında ben dayanamayıp bunu kendi evimizde kullanacaktım ama dayanacağım. Bunu çeyizime koyacağım. Çok güzel. Tekrardan çok teşekkür ederim Miray. Ve sırada benim diğer videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Cam olan her şeye hastayım. Açayım. Bunu BİM'den almıştım. Şu an fiyatları aklımda değil ama altyazı olarak şöyle altta bir yerlerde görürsünüz fiyatını. Ben bunda her şeyi yapabilirim. Sadece bu kasede neyi yapamam? Yani tahmin edebiliyorum en azından. İçinde çırpıcıyla bir şey karıştırdığımda şuraları köşeli olduğu için, bu arada bundan da iki tane aldım kutusunda. Bu kutuyu açmama gerek yok. İkisi aynı zaten. Love'un Vega serisinden. Yine yıllar önce Madame Coco'da çok güzel bir indirim yakalamıştım. Şimdi göstereceğim ürünleri aslında bir hurcun içine koymuştum. Normal ürünleri muhafaza etmek için kullanılan hurçlardan bahsediyorum. Oraya koyarken arkadaşım Kübra bana birkaç hediyesi olmuş. Onlardan bir tanesi de bu ürünlerin arasına koymuşum. Onu da göstereyim. Pantene'in şu ev çorapları. Şöyle tabanlarında kaymaması için sanırım böyle detaylar var. Sanırım bundan sonra hediye yok. Benim aldığım ürünlere geçeceğiz. Ama yine ama diyorum. Hani önceki videolarımda diyordum ya, bir olay var işte, o gerçekleşirse bunları oraya kullanacağız. Yani olay derken şunu kastediyordum. Bir gelişme olacak inşallah, Allah'tan bir aksilik olmazsa. O gelişme için ürün biriktiriyoruz diyelim. Yani o şekilde anlayın. Bu ürünlerin arasında kendi çizimi aldıklarım da var. Yine o gelişmeye topladığımız ürünler de var. Şimdi sırasıyla benim kendi aldığım ürünlere de bakalım. Şöyle bir nevresim takımı. Bunu çeyizime almadım ve fiyatını duyunca şok olacaksınız. 40 liraya aldık bunu. Ama çeyizime değil zaten. Nevresim de bu şekilde. Çok güzel. Yeşil rengi çok böyle ferah duruyor aslında. Ve sırada Madame Coco'dan aldığım, kendi çeyizimi aldığım nevresim takımı var. Madame Coco'nun klasik modellerindendir. Çok karışık modeller sevmiyorum demiştim. Hani böyle çizgili kareli modeller seviyorum. Alabileceğim en çiçekli, en karışık hali bu. Ki çok da karışık değil yani. İdare eder. Tabii severek aldım bu arada. Sevmeden aldım gibi bir şey söz konusu değil. Kendim isteyerek aldım bunu. Mavi rengi de vardı ama pudra rengi daha çok hoşuma gitti. O yüzden pudra rengini aldım. Yine fiyatını aşağıda görebilirsiniz. Size bu yastık kılıfının nevresini de göstereyim. Aynı, sadece çarşafının modeli farklı. Çarşafı da bu şekilde. Çarşafında kendiliğinden denmez de. Çarşafında şöyle kurdele modelleri var. Kurdele şekilleri var diyeyim. Kurdele modellerine. Videoları editlerken aslında çok çabalıyorum. Yani siz videoları izlerken normal günlük hayatta da falan yapabiliyorsunuz. Ben de yapıyorum. Videolarda ile zaman geçirmemek için olabildiğince düşündüğümü bile size belli etmeden videoları o şekilde montaj yapmaya çalışıyorum.
rahatsız olduğunuz ya da işte ya burayı çok uzattım dediğiniz yer varsa da bana iletin lütfen. Nevresim takımı da bu şekilde. Tam açmama gerek yok. Şöyle göstereyim. Bu arada nişanla ilgili arayışını da sıkıştırayım. Bir davetiyeleri ayarladık. Olabildiğince nişan davetiyesi olduğu için çok süslü püslü bir şey seçmedim. Hatta bir ipucu vereyim. Büyük bir ihtimalle nişan elbisem yeşil renginde olabilir. Tam emin değilim ama kendi kafamda canlandırdığım bir renk var. Yani yeşil olmasını istedim. O yüzden sadece olur da elbisem yeşil olursa diye davetiyeyi de yeşil seçesim geldi. Şöyle bir pike aldım. Çift kişilik. Sanki bütün desenler bitti de ben gitmişim kuş deseni almışım. İşte ne zaman aldım bunu? Ya 2 ya da 3 sene önce aldım. İşte insan yaşı ilerledikçe fikirleri değişebiliyor. Ama tabii ki bunu kullanırım. Yani seve seve de kullanırım. Güzel değil mi sizce de bu? Bari bana motivasyon verin. Benim beğendiğim havlu tipini gösteriyorum. Yani en fazla deseni şu. Üst havlusundan bir tane daha aldım. Hafif krem renginde bir de beyazını almıştım. Şuradaki detayını daha yakından göstereceğim. Bakın minik bir desen. Bu ikisinin fiyatını da aşağıya bıraktım. Banyo havlusunda hele tek bir desen bile yok. Bir kabartma. Şöyle her yerini göstereyim size. Bakın hiçbir şey yok. Sadece etiketi var üzerinde yani fazlalık olarak. 3-4 sene önce bu Madame Coco'nun ürünlerini aldığımda o zaman artık bir heves almışım. Bunun fiyatını da aşağıya bırakıyorum. Göstermeyi unuttum. Bunu biz uygun AVM'den almıştık. Saat. Saatin fiyatı ya 5 liraydı ya 10 liraydı. Çok uygun fiyat aldık. Bunu çeyizime almadım. Dediğim gelişme için aldım bunu da. Bugün göstereceğim ürünler bu kadardı. 2 Temmuz'a kadar elimden geldiğince günlere yayarak halletmeye çalışacağım her şeyi. Bundan sonraki süreçte nişan hazırlıklarına siz de tanık olacaksınız. Kanalıma abone olursanız bundan sonraki gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.